Sayın Malim, karla mücadele çalışmaları var. Malum kar yağdı. Büyükşehir Belediyesi işte köy kırsal mahallelerdeki yol durumlarını geçiyor bize. Biz de paylaşıyoruz, yayınlıyoruz. Gerek şehir merkezinde gerekse kırsaldaki kar temizleme çalışmaları ile ilgili daha önce bir kar toplama aracı vardı. Kiralamıştınız, sonra belediye bunları kendisine mülk olarak satın aldı. Şimdi 2020 yılında belki son 30 yılda yağmamış bir kar yağdı. Evet. Biz sadece şehir merkezi İpek Yolu bölgesinde 25 bine yakın kamyon kar taşıdık Sıki Gölü'ne. Ama evet. 2021 yılı kışımız böyle çok ciddi bir kar yağmadı. Evet. Maalesef çok kurak da geçti. Evet. Kış da kurak geçti, yaz da kurak geçti. Ama inşallah bu sene ayva ve armut meyve evet. çoktu. Yaşlılar söylüyor ki armutun çok olduğu, ayvanın çok olduğu yıl kar çok olur. Evet. İnşallah karımız hayatı çok olumsuz etkilemeden ne kadar çok yağarsa o kadar mutlu olacağız. Şu an biz büyükşehir olarak bütün hazırlıklarımızı yaptık. İlçe belediyelerimizde protokoller yaptık. Hangi yolu ilçe belediyesi, hangi yolu büyükşehir belediyesi. Bunlar bir her ilçemizde ayrı ayrı protokol yaptık. Ve tek belediyeymiş gibi ilçe belediyeleriyle büyükşehir belediyesi birlikte karla mücadele faaliyetimizi yürütüyoruz. Daha önceki yıllarda biz karla mücadelede hem kendi öz araçlarımız var, hem araç kiralıyorduk. Evet. Bu sene çok erken ihaleye çıktık ama ilin tümünü karşılayacak bir firma çıkamadı. Sonra biz 3 ayrı bölgeye böldük, her bir bölge ayrı. Çünkü bu kadar piyasada araç bulmakta evet. da sıkıntı çekiliyor. Şu an biz sadece Büyükşehir Belediyesi 250 araç, 650 personelle 7/24 hazırız. Hem köy yollarımız, hem sınır yollarımız, karakol yollarımız. Evet. Mücadele ediyoruz. Evet. İnşallah vatandaşlarımızı çok fazla mağdur etmeden onların ihtiyacını karşılayacağız. Evet. Ama işte bölgemiz aynı zamanda çığ bölgesi. Yer yer sıkıntılı yollarımız var. İşte kar yağınca, buzlama olunca bizim 32 virajlar sıkıntı evet. olabiliyor. Bazen bizim Doğu Beyazıt Van yolu sıkıntı olabiliyor. Evet. En çok sıkıntı da Bahçesaray Van merkez yolu. Onun için karayoluyla da bir koordinasyon içindeyiz. Onlar da aktif çalışıyoruz. Zaman evet. zaman işbirliği de yapıyoruz ihtiyaç olması halinde. Karayolu yolun güvenlik açısından kapatılması veyahut da tırlara kapatılması gerektiğinde karar alıyor. Onu biz hemen bize tebliğ edilir edilmez. Biz trafik jandarma bölgesi ise jandarma, evet. emniyet bölgesi ise emniyet tarafından o yolları kapatıyoruz. Evet. Bahçesaray yolu her gün kontrol ediliyor. Evet. Yol açık olduğunda müsaade ediliyor. Değilse çatak yol ayrımından değil, orada tabelada yol kapalıdır deniliyor evet. ama yukarı Narlıca köyün içinde yol fiili olarak kapatıyoruz. Çünkü evet. daha önceki uygulamalarda orada uyarı olmasına rağmen ben Bahçesaray'a yani. Değil işte yukarı Narlıca köyüne gidiyorum deyip ama köye gidince yola devam, devam ediliyordu. Hem Bahçesaray tarafından kapatıyoruz. Biz vatandaşlarımızdan ne olur bize bir sıkıntısı olduğunu bildirmeleri ama kar yağarken, tipi devam ederken acil bir durum yoksa bizi o yollara yol açmaya zorlamamaları. Evet. Onun için zaman zaman hasta numarasıyla da yol açma girişimleri de olur. Evet. Onun için bizim vatandaşımızı güven içinde taşımamız, evet. trafik seyri seferini sağlamamız lazım. Agreka ve tuz hazırlıklarımızı da hem karayolu hem biz yaptık. Karayolu da bütün hazırlıklarını yaptı. Hem Van merkezdeki işletmesiyle hem Erciş'teki işletmesiyle. İnşallah vatandaşlarımız çok sıkıntı çekmez ama ben vatandaşlarımızdan mutlaka bizim resmi kurumlarımızın, kaymakamlarımızın, işte trafiğin uyarı ve ikazlarını evet. dikkate almalarını istiyoruz. Onun için geçen işte bizim evet. Tatvan Gevaş arası birkaç saatinde kapandı. İşte iki yolcu otobüs evet. kaza yaptı buzlamadan evet. dolayı. Ama hemen açıldı. Biz yol mümkün açık olduğum müddetçe, risk taşımadığım müddetçe zaten kapatmayacağız. Kapatmaya gitmeyeceğiz. Ama eğer biz yolu kapatmışsak bunu kesinlikle
seyir sefer halindeki vatandaşımızın güvenliği açısından kısıtlama getirmişiz. Onun için o kısıtlamaları zorlamak aslında kendi hayatımızı, aracımızı riske atmak demektir. Evet. Bu konuda ne olur uyarılara dikkat etmesi, özellikle Başkale bölgesinden gelen tırların lastiklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Biz bütün ekiplerimize talimat verdik. Onlar gerekli denetimleri yapacaklar. Evet. Ama sadece bizim denetimler değil, bizim vatandaşın da kendi kendini denetlemesi gerekiyor, duyarlı davranması gerekiyor. Evet.